Mustafa Reşit Akçay'ın büyük camialarda taraftar baskısı, kulüp baskısı olan yerlerde başarılı olma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyorum ve kırılgan olduğunu düşünüyorum demişim. Arada geçen bir ay içerisinde ben aynı fikrimi değiştirmemiştim. Şimdi hazır mısınız? Bakın bu bomba bir durum anlatacağım. Hatta öyle bir bahis olsa ben o bahisi bir paraya yatırırım. Yani hayatımda iddia oynarım, onu oynarım. Mustafa Reşit Akçay'la Ankaragücü'nün sezon sonunu görmesi gerçekten çok zor. B planı hazırlaması lazım Ankaragücü yönetiminin. Buradan söylüyorum. Nedeni şu. Ankaragücü yönetimi pazar günü maçtan sonra Mustafa Hoca ile bir toplantı yapıyor. Hocam ne oldu? Niye yenildik? Bu kritik maçtı. Önemli maçtı. Rakibimizden puan kaybettik. Niye bu kadar etkili oynamadık? Sedat niye oynadı? Rivas'ı niye aldık? İlhan'ı niye çıkarmadı falan. Böyle bir toplantı yapılıyor. Pazartesi günü sabahleyin antrenmanda Mustafa Hoca futbolcularla vedalaşıyor. Çok incindim diye. Şimdi evet ben hala şey diyeyim yani Ankaragücü 3 puan kaybetti. Gençlerbirliği 3 puan kazandı. Bu evet 3 puan alsaydı çok çok ciddi nefes alırdı ama Ankaragücü bunu telafi edebileceği maçlar önünde var zaten. Aynen yani. Ankaragücü kazanabilir. Yönetim biraz şey olmuş olabilir, duygusal olarak bakmış olabilir, çok hırslanmış olabilirler yaşanan süreçten dolayı da. Hocayla bu konuda biraz, şimdi 7 puan aldı Mustafa Reşit Akçay'da geldiğinden beri. Kötü bir performans sergilemedi. Yani Yani bayağı da iyi puan olarak. performans Evet sergiledi evet. açıkçası. Ondan bu kadar kırılması, bu kadar incinmesi, futbolcularla vedalaşır gibi konuşma yapması, daha sonra araya girilmesi, hocam ne yapıyorsun, o kadar şey yok, bir problem yok denmesi, ondan sonra hocanın işine devam etmesi, yani bu bahsettiğim kırılganlığın en büyük sonucu gibi görüyor benim gözüme. Ya biraz profesyonel olarak baktığınızda Reşit Akça işime karışmayan kafasına girmiş olabilir. Yani ne karışıyorsunuz gibi ama yani yönetim var ki soracak. Yani yönetim bu. Kulübün Evet. yönetimi bu. İstediğini sorabilir Şimdi sana. Osmanlı'da sorulmayabilirdi. Akhisar'da Osmanlı'da sor. sorulmayabilir. Aynen. Altınordu'da, da Altay'da falan da sorulmayabilir. Gençlerbirliği'nde de Ama burası sorulmayabilir Ankaragücü bu. işte. Heh. Camiası büyük bir Şimdi yer. tehlike şuradan geliyor. Futbol bu ve taraftarla oynanan büyük camialarda oynadığım bu kulüp. Şimdi Sivas maçında yine Ankaragücü taraftarı tribünleri dolduracak. Gençlerbirliği maçında gösterdiğim performansa yakın bir performanstan sonra bütün tribünler olmasa dahi bir grup çıkıp hocayı istifaya davet de edebilir. O zaman ben hocayı basın toplantısında dahi görmeden gidecek gibi bir sonuç çıkıyor. İstifayı direkt verecek Evet. gibi duruyor yani. Bunu Evet. ben de tam onu düşünüyordum. İsmail Kartal'a istifa diye bağırıldı birincilikte. İlhan Parlak'ı niye oynatıyorsun diye bağırıldı. İlhan Parlak al evine git diye bağırıldı. İsmail Kartal vazgeçmeden devam etti. Al, Süper Lig'e çıkarttı. Ama Reşit Akça ilk bu şekilde bir yönetim tırnak içinde bir de yönetimden aldığı tırnağı kapatalım. Bu tepkiyi vermesi aşırı büyük bir tepki. İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşasa demek ki akşamına kalmadan Ya antrenmana işte şey çıkmayacak. kırılganlık, ben bunu daha önce çalıştığı örnek olsam Ankara'da Osmanlıspor'da biliyordum. Orada da şey yapıyordum. Zaten açıklamalarında da bir duygusallık var hocanın. Bir naiflik var. Hoca güzel bir insan. Çok Evet. gerçekten güzel bir adam. Ama futbol o kadar duygusallık içerebilen bir oyun değil. Biraz daha akıllıcılık ve dirayet gerekiyor. İşte Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'den kovuyorlar gitmiyor neredeyse şu anda. Aynen öyle. Şu an Galatasaray mağlubiyetinden sonra Ersun Yanal'a gitme demeye kalmadı. Bu koskoca bir sürü Evet. Fenerbahçe tribünü vardı. Bu şekilde bir şey olsa sen kendinden vazgeçersen biz de felsefe koyarız. Sen kendinden vazgeçersen takım da kendinden vazgeçer. Şimdi bak şeyde değil. Ben hocanın başarısız demiyorum. Bu maçı çok çok önemsemiyorum. Hoca değişirse bunca emeği. Ben hoca gitsin de demiyorum. Benim öyle bir şey zaten beklentim de arzum isteğim de yok. Ama hoca çok kırılgan bir hoca ve çok duygusal. Bu kırılganlıklar bu mücadelenin içerisinde ani bir krize neden olabilir. Demek istediğim bu. Yani Oyuncular bu da psikolojisi de öncüsü gibi, olabilir. yani bu işareti gibi. Aman dikkat edelim diyorum sadece. Ben yoksa niye hocayı gönderiyoruz? Hoca gerçekten iyi performans sergiledi. Evet o Yani hoca ben şimdi hala diyorum hoca şimdi yani şu ana kadar bu sezondan bahsediyorum en iyi hocalardan biri Mustafa Reşit Akçay. misal Metin Diyedi'nin ilk maçı Yeni Malatya maçı inanılmaz kötü bir performans vardı. Belki bu sezon izlediğim en kötü Ankara üçlerinden bir tanesini izlemiştim. Ama ondan sonra oynattığı futbol beni mutlu etmişti Metin Diyedi'nin. Özellikle Başakşehir maçındaki futbol çok mutlu etmişti. Şimdi Mustafa Reşit Akçay'ın da bu maçta hata yapabilir. Futbolun doğasında bu var. Daha önümüzde 10 hafta var. 10 haftada
bunu mutlaka telafi edecek maçları olacaktır ve Ankaragücü mutlaka bunun içerisinde en şanslı takımlardan bir tanesi. Çünkü ligde kalmak için gerekli olan her şeyi yapmış takımlardan bir tanesi. Doğru transferleri yapmış, takımın içerisindeki oyuncularla problemi çözmüş, yönetimde bir istikrar sağlamış, camia kenetlenmiş. Birçok artısı şu anda Ankaragücü'nün diğer kulüplerden çok çok daha fazla. Şimdi Kasımpaşa'da futbolcuyu ne motive edecek? Yani kim edecek? Şimdi o Ankaragücü camiası getirir her türlü taraftarıyla motive edebilir. Ama Kasımpaşa camiasını motive edecek kimse yok. Hocanın 2-3 hafta daha mağlubiyetinden sonra dişli rakiplere karşı da olsa istifa sözlerini 1-2 kişiden duyduğu zaman daha farklı bir ortam gelecek. Evet. Hem oyuncular psikolojisi anlamında hem de kendi psikolojisi ya, anlamında. Kırılgan değil, kaya gibi sağlam durup dirayet gösterip futbol mücadele edecek. Futbol camiasındaysan. Evet. Evet. Şu anki Ankaragücü'nün yapması gereken, durması gereken pozisyon ve mücadele de bu zaten. Aynen öyle. Bunu yapması gerekirken yönetimden aldığı tepkiye bu kadar ağır bir tepki vermesi hocanın yanlış. Ama hoca işte teknik anlamda çok iyi. Bence bu problemin düzeltilmesi gerekiyor. Ne kadar olursa olsun hocayla tekrar konuşulması mı gerekiyor? Başka bir şey mi yapılması gerekiyor? Ama bu problemin düzeltilmesi gerekiyor açıkçası. Şimdi Atakan Gören yazmış. Olaya futbol saha içi dışından bakmamak lazım. 3 maçta 7 puan aldı hoca. Kırılgan kırılgan diye soyut yorumlara gerek yok. Birkaç eksik var taktiksel olarak, o kadar. Evet, aynı kanadayım. Ama işte şeyden dolayı yönetim bir kızdı diye. Yani aynen. Bir sordu, ne oluyor hocam dedi diye ben çok incindim diyorsa burada da başka problem olabilir. Ama dikkat edelim diyoruz. Biz de bunun işimiz bu. Biz bu dikkat edelimleri demek değil. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, evet. Aslında kendi fikirlerimizce neler yapılabilir diye. Hani biz hocayı, ben hala zaten daha yayının başına söyledim. Ben hocaya hala güveniyorum. Ve hala da güveniyorum. Hoca gerçekten sistemsel olarak iyi oynatıyor. Ve beklediğimiz sistemi oynatıyor. Bundan dolayı hocanın bu fikre girmemesini istiyorum. Ya hoca izliyorsa yayını, ki mutlaka bu kısmı özellikle söyleyeceklerdir. Böyle böyle bir yorum oldu seninle ilgili diye. Benim buradan söylediğim işte Kemal Akar da demiş. Ben Trabzonsporluyum. Hamsiyi kafasını da yerim, kuyruğunu da yerim diyordu. Yani sen çıtır çıtır yemen lazım. Yani o mücadeleyi bırakma hocam. Yani sen sağlam dur, dik dur. Eleştiriler mutlaka olacaktır. Burası Süper Lig. Yani altyapı takımı çalıştırmıyoruz. Yani bu değil. Burada sağlam bir mücadele var. Herkes can derdinde, herkes üst sıralara bu cendereden çıkma derdinde. Mutlaka çok çetin geçecek. Yöneticiler de üzülecek, taraftarlar da üzülecek. Geri gelince tepki gösterecekler ama sen sağlam durup bu mücadelenin sonunda takımı başarıyla limana götüren kaptan olman lazım. Aynen öyle.